Hayvancılıkta yeni ilave destekler neler? Hayvancılıkta altın yıllar mı başlıyor? Et fiyatları düşecek mi? %70'e oran destekler neler? Gelin bunlar hep beraber inceleyelim. Özümüz insan, Sözümüz Toprak programının kıymetli takipçileri merhabalar. Hayvancılıkta yeni yol haritası. Hayvancılığın yol haritası Tarım ve Orman Bakanlığı İbrahim Yumaklı tarafından açıklandı. Bu plan hayvancılıkta 2024-2028 yıllarını yani 5 yıllık yeni bir düzenleme içeriyor. Tabi et fiyatları bir anda düşmeyecek. Bunun bir uzun bir periyodu var. Hayvancılıkta yol haritası bu 4 ana başlıkta öne çıkıyor. Birincisi üretim, ikincisi üretimin planlanması, üçüncüsü hayvancılığı desteklenmesi ve dördüncü de hastalıklarla mücadele. Destekler peki nasıl olacak? Her zamanki standart destekler değil, desteklerin bu sefer mahiyeti değişiyor destekler, temel destekler, yönlendirici destekler ve verimlilik odaklı destekler olmak üzere 3 ana kalemden oluşacak. Burada benim dikkatimi çeken ana hayvan üretimi, ana hayvan sayısının artırılması amacıyla dişi buzağlara ilave destek verilecek. Yerli üretici güçlendirmek amacıyla TİGEM'ler damızlık hayvan üretmeye başlayacak. Buralar damızlık merkezleri olacak adeta. Et, süt kurumu da desteğiyle sayıları artacak. Damızlıklar aile işletmelerine uygun maliyetlerle dağıtılacak. Böylece yerli üreticimizin damızlık ihtiyacını kamu güvencesiyle karşılamış olacak. Eğer TİGEM'lerin bu çalışmasında başarılı olunursa hayvancılıkta devrim olmuş olur, muazzam bir çalışma olmuş olur. Diğer bir destek şu, Koştayn ve Simantel ırklarında verimliliği artırmak için genetik testlerle damızlık değerleri belirlenecek. İlk genomik test merkezinin Haziran 2024'te Ankara'da açılacağı öngörülüyor. Genomik seleksiyon ve embriyo transferi yöntemiyle yüksek genetik kapasiteli üretim boğalarını Ocak 2025'te üretime başlanacak. Mevcut desteklemelerde işletme büyüklüğüne göre belirli sınırlamalar vardı. Yeni desteklemelerde bu sınırlamalar kaldırılıyor. Üreten herkese ürettiği kadar destek verilecek. Hayvan başına destek verilirken 500 başa kadar tam destek, 500 başın üzerine desteğin yarısı ödeniyordu. Bu tür sınırlamalar kaldırılacak ve üretene ürettiği kadar destek verilecek. Özellikle aile işletmelerinin güçlendirilmesine yönelik desteklerin olduğu görülüyor bu yol haritasında. Bunun için de aile işletmelerine tüm hayvancılık desteklemelerinin de ilk defa ilave destek verecek bunlara ilave olarak. Bu sayede aile işletmeleri temel destekle aynı oranda ilave destek alarak en az iki kat destek almış olacak. Mesela sahibi kadın olan bir aile işletmesi düşünelim. Tüm şartlar yerine getirdiğinde buzağa başlayan mevcut modelde şu andaki modelde 2068 lira destek alırken yeni sistemde ilave olduğunda aile işletmesi kadın desteği ve diğer verilmek destekleriyle 5200 lira olacak. Yani iki buçuk katlık bir artış söz konusu burada. Eğer bu işletme ari işletme olursa ilave destek verilecek ve Bu rakam buzağı başına 7900 liraya kadar çıkabilecek. Böylece destek yaklaşık 4 kart artmış olacak. Diğer taraftan besici aile işletmesi besilik olarak 20 buzağını kesime kadar beslerse ve bu birimlik kriterine uygun bir süreç olması durumunda kesim anında dana başına ilave olarak 4500 lira destek alabilecek. Buzağı desteğiyle beraber destek, diğer desteklerde de üzerine koyduğumuz zaman tüm desteklerle beraber yaklaşık 10-15 lirayı buluyor bu destek. Bu çok ciddi bir rakam. Bir hayvan başına ortalama 12.500 lira destek. Ciddi bir rakam. Bu sayede kadın ve gençlere %70'e kadar ilave destek sağlanmış olacak. Mevcut destekleme de bu modelde aşısı ve kaydı olan her buzağa destek veriliyordu malum. Yeni modelde buzağının yanı sıra aşısı ve kaydı yapılan her kuzu ve oğlak için de destek verilecek. Bu destek küçük baş hayvan varlığını artırma anlamında çok yerinde bir destek. Bu yeni yol haritasında suni tohumlama ve yerli sperma, soy kütüğü, ağrı işletme gibi verimli artırıcı destekleri çoğaltarak devam edecek. Burada esas olan, burada şu gözükmeye çalışıyor benim anladığım kadarıyla. Birin başına hayvandan alınacak verim, Avrupa Birliği İPART HİBE desteği şu anda 42 ilde uygulanıyordu. Bu 81 ilde uygulanmaya başlanacak bu desteklerle beraber. Ziraat Bankası'nın daha önce açıkladığı hayvancılık kredilerinde kadın, genç çiftçi ve planlı üretim bölgelerinde işletme başına 40 milyon lira olan kredi 60 milyona çıkarılıyor. Hastalıktan ağır işletmede ise bu kredi 80 milyon lira olarak kullanabilecek. Hastalıklardan ağır işletme sayısı artırılacak. Hastalıklardan ağır işletme sayısının artması hayvancılığımız için büyük bir önem arz ediyor. Bunun temel iki sebebi bir ekonomik kayıpları engellemek ve sürünün büyümesini sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmek. Bu kapsamda hastalıktan ağrı işletmelere ilave destek verilecek. Ayrıca Tarım ve Kırsal Kalkınma Destekleme Kurumu TKDK desteklemelerinde ağrı işletmedir önceliklendirilecek. Yani öncelik buralara verilmiş olacak. Hastalıktan ağrı işletmelerden ülkenin ihtiyacı olan genetik kapasitesi yüksek anaç hayvan üretimi sağlanmış olacak. Halen 1136 olan işletme sayısı 2024 yılında 2000 işletme, 2025'te 2500 işletme çıkarılacak. Bu işletmelerde hastalıklardan ari yüksek nitelikli anaç hayvanlar üretilecek. Aile işletmelerinde buzağı, kuzu ve oğlak sağlığını koruyucu tedbirlere ağırlık verilecek. Gerekli aşı desteği Tarım Bakanlığı'ndan sağlanacak. Mevcut durumda şap hastalığına karşı halen 2 doz aşı uygulanıyor. Aşı sayısı 3'e çıkarılacak. Bu 3 aşının parasını da devlet verecek. Bu zaten kayıplarını azaltmak için ilk etapta 200 bin gebe sığır aşılanacak. Kuzu kayıplarını azaltmak amacıyla ülke genelindeki tüm küçükbaş hayvanlara bu yıl içinde koyun keçi çiçek aşısı, yeni doğan tüm küçükbaş hayvanlara ise koyun keçi vebası aşısı yapılacak. Tüm bu aşıların ücretleri Tarım Bakanlığı tarafından karşılanacak. Tarım Bakanlığı'na ait Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü yeni bir ulusal aşı üretim tesisi kuruldu biliyorsunuz. Burada daha modern ve teknolojik imkanlarla yüksek kapasiteli aşı üretimleri gerçekleştirilecek. Ayrıca Veteriner Tıbbi Ürün Kontrol Merkezi'ni de oluşturuyor. Burada da her türlü ilaç, aşı ve tıbbi malzemenin e, testleri yapılacak. Buzağı ve kuzu kayıplarını azaltmak amacıyla her ilçede eğitimler düzenlenecek. Bu yıl ve gelecek yıl içerisinde 100 bin yetiştirici yönelik eğitimin ve farkındalık çalışmaları yapılacak. Ayrıca hayvan hastalıklarından korunmak amacıyla kullanılan aşıların ve ilaçların üretiminden uygulama aşamasına kadar geçen süreçte soğuk zincir izleme sistemini bu yılın ilk yarısında kurulacak hayvan kayıplarını ortadan kaldırmak ve yayılmasını önlemek için veteriner yol kontrol ve denetim istasyonları açılacak. Ayrıca bu istasyonlarda yapılan kontrollerle hastalığı yerinde ve erken müdahale edilmiş olacak. Biliyorsunuz ŞAP bu anlamda Türkiye için ciddi bir sıkıntı oluşturuyordu. Buralarda 7 gün 24 saat görev yapılacak. Daha önce ilki Erzurum'da açılmıştı. Yakın bir zamanda Elazığ'da açılacak. 2024'ün sonuna kadar da istasyon sayısının 7'ye çıkarılması hedefleniyor. Bu biraz zor bir uygulama olacak gibi kanımızca. Uygulanabilirse çok iyi bir çalışma olacak. Burada en önemli husus bu yol haritası düzenlenirken çok geniş bir konsorsiyum sağlanılması. Geniş bir istişare havuzu var bu programın arka planında. Sektörün hemen hemen tüm paydaşlarıyla ortaklaşa bir program üzerine çalışma yapılmış. Bu desteklemeler tıpkı bitkisel üretimde olduğu gibi havza bazlı olacak. Örneğin sütün pazar bulamadığı bir yerde süt hayvancılığı desteklemenin bir mantığı yoktu. Bu anlamda rasyonel bir program olmuş. Bununla ilgili olarak örneğin Erzurum, Kars, Ardahan'da buzağı desteği verilecek. Batı illerimizde süt sığırcılığının teşvik için desteklemeler olacak. Stratejik öneme sahip kırmızı et, beyaz et, süt ve yumurtanın kaliteli ve yeterli ve sağlıklı üretiminin devamlılığı için suyu merkeze alan bir yaklaşımla desteklemelerin yapıldığı ifade edildi. Bu şu anlamda önemli. Bitkisel üretim olmadan hayvansal üretimde devamlılık olmaz. Ot meselesi et meselesidir. Bu anlamda bu yeni yol haritası ayakları yere basan bir gerçekçi bir çalışma olacak. Burada e, Türkiye'de biliyorsunuz buza ölümleri %13-14'lerde, kuzu ölümleri %15-16'lar seviyesinde. Bununla ilgili çalışma var ancak konunun önemine binaen daha e, ekstra bir çalışma ve destekleme yapılabilirdi. E, çoban desteği biraz e, artırılsa daha iyi olurdu. Süt konusunda da ekstra bir teşvik sağlanabilirdi. Buza desteği aynı bitkisel desteklemede olduğu gibi verildiği yıl çiftçinin eline geçmeliydi. Zamanı belirtilmeli ve net bir tarih belirtilmeli. Uygulamada biliyorsun şu anda bir yıl sonra alınıyor bu buza destekleri. Bu programın geneline baktığımız zaman bakanlık üretimin yükünü bir nebze olsun kendi üzerine almış görünüyor. Devlet diyor ki özetle siz üretin biz devlet olarak arkanızdayız diyor. Başka bir programdan görüşmek üzere hoşçakalın.